Kitabımızın adı Günlük. Yazar Anna Grigoryevna Dostoyevski. Perşembe 24 Ekim Saat 6'da kalktım bugün. İşim bitiyordu açlıktan 9.30'da Fedya'yı uyandırdım. Bu durum son derece rahatsız ediyordu beni ya artık umursamıyordum. Böyle uzun süre hiçbir şey yemezsem sancılanacağımdan korkuyordum açıkçası. Bir canım istiyordu ki yemek yemeyi. Dün akşam yemeği yemediğimden herhalde hiç bu kadar acıktığımı anımsamıyorum. Bu sabah mendillerimizi siyah ipek entarimi yıkayarak ütüledim. Hiç olmazsa entarimin görünüşü olsun biraz düzelir diye düşündüm. Entarim öylesine eskimiş, öylesine yıpranmış ki onarmak bile artık bir şeye yaramayacak. Bilemiyorum bir süre sonra ne giyeceğimi. Postaneye gitmek istiyordum ama sabah sabah vazgeçtim sonra. Entarimi ütülemekten çok yorulmuştum ve gerçekten adım atacak halim kalmamıştı. Saat üçte yemeğe çıktık. Her zamanki gibi güçlükle yedik. Bu yemekler bana çok berbat görünüyor. Sonra postaneye vardık oradan. Fedya, Emilia Fyodorovna'ya bir mektup attı. Ben de annemden gelen 10 rublelik havalemi aldım. Bana gelen parayı alırken de gene bir frank 85 santim ödemek gerekti. Yalnızca 10 ruble geldiğini söylediğimde Fedya annemden herhalde artık başka para gelebileceğini ümit etmemek gerektiğine dikkatimi çekti. Yanıtladım ben de. Hiçbir şey yollamamaktansa az az bir şeyler gelmesi fena mı? Hiç paramız olmadığını düşünüyor mutlaka. Tabi biraz daha fazlasını yollayacak diye beklememiz son derece güçlü bizim için.'' Onun yönünden daha masraflı, daha güç olsa da işte ne yapıp edip denkleştiriyor bu zarflarda parayı bize ulaştırıyordu sevgili anneciğim. Düşünmek bile gülünç. Annemin bu didinmelerini, çabalarını görüp memnun kalacağı yerde şu Fedya'nın yaptığına da bakın hele. Kızıp duruyor anneme. Neymiş efendim? Annem normal zarfın içinde yollayabileceği parayı tutuyormuş meşin zarfta yolluyormuş. Postaneden dönüşte Ogaryov'la karşılaştık epeydir okumak için Rusça kitaplar istemeyi düşünüyorduk ya unutuyordu her defasında Fedya. Bugün artık bu dileğimizi söyledim. "Tabii," dedi Ogaryov büyük memnuniyetle. "Birkaç tane seçeyim de getireyim. Ne iyi olur. Güzel bir fikir." Önceki akşam Fedya Ogaryov'u kahvede bir Polonyalı ile gördüğünde romandan söz açmıştı. Şimdi de "Hangi roman?" diye soruyordu Ogaryov ve Fedya'dan onu kendisine getirmesini rica etti. Fedya kahveye gitti ve bu romanın ilk bölümünü ona götürdü. Eve geldim ben de. Parayı almak için mektubu açınca annemin resmi düştü zarftan. Öylesine bir acı duydum ve hüzünlendim ki sevgili annemin resmini öpe öpe gözyaşları içinde yatağa attım kendimi. Resmini yollayarak canım anneciğim nasıl sevindirdi beni. Yüce Tanrım o kadar mutluyum ki Fedya gelince gösterdim resmini annemin fotoğrafın zarfın içinde biraz yıpranmış olmasından üzüldüğü, bunun düzeltilebileceğini söyledi. Ne önemi vardı ki benim için yıpranmış olmasının? İstediğim tek şey, bakabileceğim, hayranlıkla seyredebileceğim bu fotoğrafa sahip olmaktı. Oldum ya çok şükür. Fotoğrafın yıpranmış ya da yıpranmamış olmasının benim yönümden kesinlikle değişen bir yana olmayacaktı ki. Nasıl olursa olsun tek annemin bir resmi bulunsun bende.'' Paramız olunca fotoğraf için bana bir çerçeve almasını söyledim. Olur dedi Fedya. Paramız olsun da. Aşağı yukarı 3 çeyrek saati bulan bir gezinti yaptıktan sonra eve döndük. Şu sıralarda sinirleri çok bozuk olan Fedya çay saatinden önce yatacağını söyledi. Saat 8'e geliyordu baktım da pek uyumak istemiyordu aslında. Çay için uyandırmamı istedi. Uyandıracağıma söz verdim ya bir köstebeğe döndüğüm için şimdilerde hemen kalmışım. Ama Ev sahibimiz, yaşlı kadıncağız çay suyunu vermeye gelince kalkarak suyu kaynattım ve çayı aldım. Sanıyorum uykulu uykulu yaptım bu işleri. Fedya da sıcak çay istedi. O da zaten gözlerini açmıştı. Çayı hazırladıktan sonra uzanıp yeniden uyudum. Saat 10'da uyandım. Belki de Fedya uyandırdı beni daha doğrusu. Kendisini uyandıramamıştım ya. Artık eline fırsat geçti. Beni azarlayıp sinirli sinirli arşınlayıp duruyordu odayı. Doğru. İstediği anda uyandıramadım bunu. Unutkanlığım canımı sıkıyor benim de. Ama salt bunun için de böyle sinirlenip durmanın alemi var mı? Uyumamaya çalıştım. Ne ki elimden olmayarak uyuyup gitmişsem ne yapayım? Küskünlük hali. Çünkü o da ayrı uykuluydu. Gerçekten tuhaftı. Kendisine bakarken gülmek canım istiyordu. Bir saatten fazla beklemiş olsa da çay sıcaktı hala. Ama o surat asmasını sürdürüyor, bana hiç güvenilmeyeceğini, istediği bir şeyi benim hiçbir zaman yerine getiremeyeceğimi, her ne olursa olsun bana güvenmesinin kesinlikle olanaksız olduğunu yineleyip duruyordu. Bu sistemleri son derece incitiyordu beni. Bağışlaması için birçok defa ricada bulundumsa da bir türlü yatıştırmıyordu öfkesi. Gecenin heder edildiğini söyleyip duruyordu mütemadiyen. Sobayı bile yakmamıştı. Barıştık sonunda bu kabahatimi artık yüzüme vurmamayı kabul etti. Cuma 25 Ekim Oldukça erken uyandım bu sabah. Anneme yazdığım mektubu bitirdim. Çünkü Maykuf'a para yollamasını, gidip onu bularak bu konuda görüşmesini bildirmem gerekiyordu. Ona kadar uyudu Fedya. Uyandırmadım hiç. Yoksa uyumasına engel oluyorum diye kızıp duruyor bana. Kahvemizi içtik, mektubu postaya atmak ve 10 rubleyi bozdurmak için dışarı çıktım. Mektubu verirken kolleri nasıl gönderildiğini sordum postanedeki görevliye. 33 frank 60 santime bozdurdum 10 rubleyi. Dönüşte bir kırtasiyeciye girip çok ince kağıtla zarflar aldım. Böylesini daha kullanışlı buluyor Fedya. Yemeğe çıktık saat 3'te. Yolda bir kez daha talihini denemeye gitmesi tasarısını konuştuk. Bu defa böyle bir şey yapmasının beni hiç mi hiç ırgalamadığını, buna önem vermediğimi söyledim. Öteki gidişlerinde daima eş kandaydım kendisiyle. Hiçbir şey demiyordum gitmesine ama şimdi kanımca öyle talih denemek filan ipe sapa gelmez sözlerdi sadece. Oynamaya kesinlikle gitmemesi gerekiyordu bence. Tutalım gitti de kazandı bir kez ama önceki oyunlarında batırdığı bir yığın altın paraya böyle 100 frank ya da daha fazlasını eklese ne yarar? Aslında çılgınlığın da ötesinde bir şey olmayacak mı gitmesi? Acı olanı hiçbir zaman kazanamayacağımızı kabul etmemesiydi. Her ne pahasına olursa olsun binlerce frank gerekliydi bize. Hem öyle iki, üç yüz frankla yetinmek de beceriksizliğin alası olmayacak mıydı? Kafasına koymuştu. Gidecekti yeniden gene de talihini denemek istiyordu. Havalar elverişli olursa diye ekliyordu ben de katılabilecektim bu yolculuğuna. Bilet param tutsa tutsa 20 franktan biraz fazla tutacaktı. Vardığımızda 2 frank karşılığında değiştirebileceğim altın para verecekti bana. Ben de bununla oyun oynayarak bu bilet parasını geri çıkarmayı muhakkak başarabilecektim. Gerçekte ise kendisiyle gelmemi isterken sistem etmeden gitmesine rıza göstereyim diye beni böyle pohpohlayıp kandırmayı kuruyordu. Bilmez miyim ben? Buydu onun hesabı. Onun bu numaralarına öyle alıştım ki galiba kabul edeceğim gitmeyi. Çünkü şimdi gitmezsem göremeyeceğim ki o ülkeyi bir daha başka türlü ne zaman nasıl gidebiliriz ki Çilona. Bugün doğrusu çok güzel bir yemek yedik. Hele gravyer peynirleri enfesti. Sonra ben eve geldim. O kahveye gitti. Yalnız başına dolaşmak istiyordu.'' Eve gelince hemen Vera Mihalyovna ile senet kaya mektup yazmaya koyuldum. Bitireceğimi sanıyordum ki Fedya geldi. Tek başına canı sıkıldığını söyleyerek bir gezinti yapmamızı önerdi. Ogariov'un şiirleri vardı elinde. Kahvede vermişti bu kitabı. Öbür kitaplara gelince getireceğini vaat etmişti gecikmeksizin. Öte yandan romanın yarısını okumuş, görünüşe bakılırsa beğenmişti. Gezintimiz boyunca tanıdığımız çeşitli insanlardan konuştuk. Öve öve göklere çıkardığı Nikiforovna'dan uzun uzun söz ettik. Evliliğimize de değindik bu arada. Şu sonuca vardık ki müthişti bizim evliliğimiz. Çok şaşırtıcı bir şeydi. Tam bir uyum içinde akşama ettik. Azıcık uyudum ben bu arada. Genellikle çaydan önce fedya çalışmaya başladığı anda çok seviyorum biraz kestirmeyi. Mum yanıyor masanın üzerinde ya da söndürüyorum onu. Gözlerim kapanıveriyor usulca. O kadar hoş ki. Böyle asla uyumak canım istemiyor. Çok müşfikti bana karşı. Yatağa uzandığımda Sonetka'ya ya da Mişa'dan söz açıyoruz. Doğacak çocuğumuz erkek olsa da kız olsa da eksilmeyecekti sevgisi. Aynı mutluluğu duyacaktı hep. Hiçbir şeyin değişmeyeceğine inan veriyordu bana. Güzel olduğumu, beni aşırı derecede sevdiğini söyledi. Bir şeyden korkuyordu yalnızca. O da benim kendisini sevmemde duraklamamdı. Meleğimdim ben. Ben de çok mutluydum yanında. Çünkü çok seviyordum. Bu gece rüyamda Maykof'u gördüm. Ama son derece sert bir Maykof'tu bu. Bir takım hatalarım için cezalandıracağı benziyordu beni. İşte bakın rüya bu ya. Ardından da Yanovski'yi görmeyeyim mi? Para göndermişti bize. Kötü mü kötü bir ön belirti. Büyük olasılıkla öyle söylüyor Fedya. Bize para yollamayı reddedecek Yanovski. Ya Rabbi ne korkunç bir şey olacak bu Katkov'da hiçbir şey yollamazsa nasıl geçineceğiz peki Bütün kaynaklarımız kesinlikle kurumuş olacak Bizi kurtarmaya kimse gelmeyecek Halimizi yalnızca düşünmek bile korkutuyor beni Bizi bu güçlüklerden kurtar Tanrım Doğru yolu bulmamız için yardım et Direnme gücü ver bize Cumartesi 26 Ekim Fedya'yı uyandırmadan kalktım erkenden. Sonetka ile Vera Mihailovna'ya yazdım. Şimdi bu iki mektubu tamamlayıp yollayabileceğim için çok mutluyum. Bu kadar uzun süre onlara yazmadan kalabilmekten son derece utanıyorum. Böyle bir mektup yollamaya göreyim. Herkesin de bir yükten kurtulmuş gibi oluyorum. Nikolay Miholyovic'e, Aleksandra Mihailovna'ya, Aleksandra Pavlovic'e, Kaşin'e, İki Mülükova, Andrevna ve Forova ya yazmam kalıyor şimdi. Doğrusu da bu da bir yığın mektup ediyor. Tembellik etmemeliyim yazmak için ya. Her şeyden önce gözümü korkutan da para sorunu. Pul yapıştıramayacak mıyım zarflarıma? Şimdilerde para hak getire. Neyse pul alacak paramız olur olmaz mutlaka yazmalıyım onlara. Zorundu. Fedya bugün hamama gitti. Ben de postaneye varıp mektubu atayım dedim. İki mektubum olduğu halde yalnızca bir mektup içindi verdiği para. 75 santimdi. Oysa iki mektup yollayacaktım. Eve geldiğimde da dönmüştü. Keyifliydi şimdi. Bakın hele banyodan sonra 10 yıl gençleşmiş. Banyo salonunun çok dar ve soğuk oluşundan yakınıp duruyordu. Nezle olacaktı az kalsın. Sokranması biter mi hiç? Her şey kötü yapılmıştı burada. Uygunsuz biçimdeydi. Yemeğe çıktık. Bugün yemek iyiydi. Güzel güzel yedik. Sonra okumaya gitti. Ben de eve geldim. Ah buradan başka bir yere gidebilseydik. Bu iklim mahvediyor zavallıyı. Saat beşe doğru döndü. Gezmek için çıktık. Çok somurtkandı bugün gerçekten. Öylesine sıkıntılı bir hali vardı ki içimi sızlattı. Hiç konuşmadan yürüdük. Bir şeyleri düşünürken düşüncesini, hayalini yarıda kesmeyi sevmiyorum. Birdenbire durumumuzdan açtı.'' Böyle sürdüremezdik yaşamımızı. Can sıkıntısından ölmeliydi bu. Eve dönünce yazmaya koyuldu. Ben de uzanıp biraz uyudum. Çay için beni uyandırdı ya. Biraz daha uyumak istiyordum. Yastıktan kaldıramadım başımı. Seslenmeyi sürdürerek kalkmamı rica ediyordu. Nihayet uyandım. İçtim çaydan. Üzerimde daima kötü bir etki yapıyor bu çay. Şaşkına çeviriyor beni. Canımdan bezdiriyor adeta. Bunu değiştirip Artık başka yerden çay almamız gerekiyor sanıyorum. Sonra bir süre günlüğümü yazdım. Yine uyudum. Doğacak çocuğumuzu düşündüm. Bilmiyorum ne için bugün içime öyle doğuyor ki Sonetka değil de Mişa dünyaya gelecek. Hangisi olursa olsun evlat evlattır. Mutlu olacağım ya. Bizim yaşlılar, İsviçreli oğlum olacağını söylediler. Rus olması daha iyi çok şükür. Ruslardan daha iyisini tanımıyorum. Fedya gözlerini üzerimden hiç ayırmıyor. Uyuyup uyumadığımı soruyor mütemadiyen. Birçok kez bakmaya geldi yanıma. Beni hayli üzgün buluyor, bazen de son derece acıyordu. Çünkü ne takılarım, ne giysilerim vardı. Böyle şeylerim yok diye bana bakıp da üzülmemesi gerektiği yanıtını verdim. Takıymış, elbiseymiş, o gibi şeyler kofluktan başka neydi ki? 1866, geçen yıl. Pek anımsamıyorum bu haftanın nasıl geçtiğini. Yalnız sabahları olmak üzere her gün gidiyordum Dostoyevski'nin evine. Çünkü akşamları gitmeyi istememiştim. Zaten akşamları kendisinin de çalışması gerekiyordu. Büyük bir zevkle gidiyordum gitmesine ya bilmiyorum nedense hep de geç kalıyordum. Örneğin tam öğleyin değil de saat ya birde ya da ikide varıyor dörde kadar çalışıyorduk. Çalışmamız bitince hemen yemeğe çıkıyordu. Ben içeri girer girmez, temize çekerek getirdiğim metinleri okumaya başlıyor. Ben de kahvemi içiyordum o süre içinde. Ne kadar da koyu gelirdi kahve. Hemen hemen her zaman beğenime göre bir kahve olmazdı bu. Ve gazetelere göz gezdiriyordum. Ama sonra okumayı bırakıyor. Ancak uzun bir konuşmanın ardından yazmaya koyuluyorduk. Her gün romanı bir kasma yetiştirmeye vaktimiz yeterli olup olmayacağını soruyordu bana daha çok vaktimiz olduğunu, istenilen bu tarihe değin elbette tamamlayabileceğimizi söyleyerek rahatlatıyordum kendisini. O zaman yazılan sayfaları yeniden sayıyorduk. Sayfalar arttıkça bu büyüme sevinç kaynağımız da oluyordu. Konuşmalarımız da çokça iki şey üzerineydi neredeyse. Hep Moskova'daki yaşamını anlatıyor, Sonetka'dan, Elena, Pavlona'dan, eski aşklarından ve benzeri şeylerden söz ediyordu.'' Mütemadiyen onu dinlemeyi, onunla konuşmayı istiyordum. Bu amaçla evine gitmeye can atıyordum. Ne ki eve yeniden her gelişimde nedenini bilmiyorum, son derece üzüntülü oluyordum. Bir de şu vardı, ya bana bir öneride bulunacak olursa diye düşünüyor, bunu kabul etmem mi yoksa reddetmem mi gerektiğini hiç bilmiyordum. Çok beğeniyordum Dostoyevski, bu gerçekti. Ama bununla birlikte o öfkeli hali, o barut gibi birden patlamaları yok mu? Hele bir de hastalığı. İşte tüm bunlar zihnimde bir araya geliverince korkmaya başlıyordum. Bir ürküntü duyuyordum. Sık sık benim yanımda bağırıp çağırıyordu Fodasiya'ya. Bu hizmetçi kadın çok korkuyordu yazardan. Sanırım öyle pek çalışıp didinmesi de yoktu. Neredeyse evde durmuyor, hep çene çalıyordu birilerinin yanında. Kızı Klavdi Kuşa'yı mutfakta bırakarak ya da komşularda ya dükkanların birinde vakit geçiriyordu. Gözleri şeytanilikle dolu doluysa da iyi, namuslu bir kadıncağızdı. Paşaya gelince hiç görmüyordum neredeyse. Girmiyordu çalışma odasına ama ara sıra holde yürürken ayakkabısının çıkardığı sesi işitiyordum. Doğrusu o sıra birinin Dostoyevski'nin evine çıka gelmesinden de hep çekiniyordum. Ne bileyim. İnsan kötü niyetli olmaya görsün bir benim yazı yazmak için buraya gelmediğimi düşünebilirdi. Hep böyle bir his vardı içimde. Oysa biz ne aşktan ne de bu anlama çekilebilecek bir şeyden hiç konuşmadık o sırada. Dostoyevski arada sırada "Sevgilim, sevgili Anna Grigoryevna, şekerim." diyordu ya. Bu sözler karşısında öyle hemen çözülü vermiyordum ben de. olacak iş miydi? Özenle koruyordum ağırbaşlığımı. Hatta hiç abartmıyorum, sert bir havam bile vardı. Yazar bazen çok acayip görünüyordu bana. Şöyle oldu bir kezinde. Başımda Andrea Eva mağazasından aldığım yepyeni modaya uygun küçük bir şapka varken şu modası geçmiş şapkaya bakın demesin mi? E, ben de altından kalır mıyım bu kadar ileri gidişini? Ben de tuttum bu konularda herhalde çok cahil kaldığı bu tür şapkanın moda olduğu yanıtını verdim artık. Başka bir gün kışlık montumu ne zaman giydiğimi sordu. Gerçekten çok tuhaf bir soruydu bu. Nesneydi kendisinin kışlık montumu ne zaman giydiğim? Bu sorularla neyi, neleri öğrenmek istiyordu? Diyelim kışlık mantom yoktu. Kışlık mantom olmayacak denli yoksul olabilirdim. Peki neyi eksilecekti? Bu mantomu hemen kış gelmeden giymeyeceğimi söyledim. Hatta kışın bile giymeyi istemiyordu canım. Çok ağırdı çünkü. Niçin evlenmediğimi sordu. Çünkü dedim daha kimseyi sevmiyorum. Aşk evliliği yapmak istiyorum. Bir gün çalışmaya başlamıştık ki başında şapkası, üzerinde pardüsesiyle Maykov göründü kapıda. Fodesiya'yı mutfakta bulamamış olmalıydı ki Fedya'nın olup olmadığını öğrenmeye içeri girmişti. Çok şaşırdı beni görünce. Hiç anlamadım nedenini. Bir takım kötü olasılıklar düşündü sanırım. Ya Fedya ona gelince bilmiyorum niçin öyle oldu. Sarsıldı adeta. Galiba Maykov'un kendisi hakkında iyi şeyler düşünmeyeceğinden korkmuştu. Maykov dönüp gitmek üzereydi ki Fedya içeriye buyur etti. Bizi tanıştırarak şöyle dedi. İşte Anna Grigoryevna Sinitkina, stenograf. İşte Apollon Nikolayevich Maykov, şair. El sıkıştık. Görmekten, kitaplarını okuduktan sonra şimdi burada kendisini tanımaktan çok mutlu olduğumu söyledim Maykov'a. Sinitkinelerle bir akrabalığım olup olmadığını sordu bana. Hayır dedim. Bir akrabalığım, yakınlığım yok. Sonra çalışmaya başlayınca onlar yemek salonunda yürümeye koyuldular. Maykov bizi rahatsız etmemek için hemen çıkıp gitmek istiyordu ya. Konuşurken bile yazabileceğimi, çalışmamı sürdürebileceğimi söyledim. Aşağı yukarı 15 dakika gidip geldiler salonda. Sonra Allah ısmarladık demeye odaya yanıma geldi Maykov. Bu yazıyı çok merak ettiğini söyleyip bana biraz stenografi ile yazdırtmasını istedi Dostoyevski'den. Yazarın dediklerini stenografi ile yazdım. Hemen de okuyuverdim bunları. Okumasına olanak bulunmadığını belirterek uzun uzun hayranlıkla baktı yazdığım kağıda. Elimi sıktı, Allah ısmarladık dedi, gitti. Maykof'u gördüğüm için çok mutlu olmuştum. Çünkü bugüne değin yazık ki böyle bir fırsat çıkmamıştı. Dostoyevski yeniden eski haline aldı. Maykov geldiğinde sanki kötü bir şey yapmaktaymışız gibi yazarın doğal halini, soğuk kanlılığını yitirişini görmekten hem üzülmüş hem de biraz eğlenmiştim de. Gerçekten çok tuhaf bir insan şu Dostoyevski. Maykov'un hayli övücü sözler ettiğini anlattı. Çok terbiyeli, iyi bir kız demiş benim için. Kısacası iyi bir izlenim bırakmışım üzerinde. Başka bir gün Dolgomatsdiyev evle karşılaşmıştım evde orta boylu biri olduğu halde hayli cüsseli görünmüştü bana. Dostoyevski ile konuşuyordu. Bir el yazması metin alarak okumak için paşanın odasına gitti. Okuduktan sonra çalışmakta olduğumuz odaya getirip Fedya'ya verdi. Sonra da havuşça kalın deyip gitti. Fedya bu adamın yazar Dolgo Mostiev olduğunu söyledi. Çok namuslu biriydi ya. Tembeldi bir parça. Birlikte dini bir dergi çıkarmayı öneriyordu. Ama Dostoyevski ile temel noktalarda anlaşamıyorlardı. Bir kezinde de Milikov'la karşılaşmıştım. Doğrusunu söyleyeyim hiç hoşuma gitmedi. Derisi kırış kırış olmuş, kısa boylu, yaşlı bir adamdı. Bir huşunet şeytani bir eda toplanmıştı yüzünde. Dostoyevski stenografı olarak tanıştırınca adam büyük bir saygıyla selamladı beni. Yakınlarda Maksimil Hastanesi'nde ölen şair Sinitkine ile bir akrabalığım yakınlığım olup olmadığını bu defa Milikov da sordu. Olmadığını söyledim. Siyasa konuşaraktan odanın içinde gidip geldiler bir süre. Çıkıp gitti sonra ben de bir daha hiç görmedim. Başka kimse gelmedi Fedya'yı görmeye. Çok memnundum bundan da. Çünkü ne olursa olsun yazarın evinde böyle çeşitli insanların beni görmelerini istemiyordum. Dostoyevski yaşlı bir insandı ve insanlar öylesine kötülerdi ki yazarla aramda bir takım serüvenler cereyan ettiğini ileri sürebilirdi. Az kalsın. Pazar 27 Ekim. Bir yağmur yağdı bugün. Bir yağmur yağdı. Hani neredeyse can sıkıntısından patlayıp ölecektik. Hep içeride kalacak değildik ya. Aldırmadık yağmura, yemeğe çıktık. Oradan da mektup var mı bir bakalım diye postaneye vardık. Bize hiçbir şey yoktu. Bu da çok üzücüydü. Kahveyi okumaya gitti Fedya. Ben de eve dönerek George Sand'ın kardan adamını bitirdim. Uzandım biraz, bir rüya gördüm. Yanovski para yolluyordu bize. Rüyaların çokluk tersi çıkarmış denir ya, ben de Yanovski'nin bize kesinlikle para yollamayacağı sonucunu çıkardım bundan. Bütün gün sıkıntıdan kendi kendimi yedim adeta. Hırçının teki olup çıktım. Halimiz ve annem bir an olsun çıkmıyor ki usumdan ona yardım edemediğim, tersine bu sıkıntılı hallerden kurtulmamız için mütemadiyen kendisinden bize para yollamasını istediğim düşüncesi perişan ediyordu beni. Fedya bugünlerde düşünceli ve kederlisin deyip duruyor, niçin böyle hep karanlık rüyalar içinde yüzdüğümü soruyordu. Halim tedirgin bile ediyordu onu. Bunu görüyorum, çok seviyor Fedya beni. Üşümeyeyim diye Yorgan'la titizlikle örtüyor üzerime. Her zaman usulca şefkatle. Yazmaya başlamak üzereydi ki uzanmıştım yatağa, uykum vardı, iyi geceler diyememiştim. Benim uzandığımı fark eder etmez, iyi geceler demeden yatağa girdim diye serzenişte bulunarak bıraktı yazmayı. İyi geceler demeye yanıma geldi. Açıverdim gözümü çünkü karyolanın yanında diz çökmüş, öpücüklere boğuyordu beni. Şaşırıp kaldım. Çok yakınımdaydı. Sevgi dolu gözlerle bakıyordu. Mutluğumu nasıl açıklayacağımı bilmiyordum gerçekten. Sen ölürsen diyordu o kadar çok ağlarım ki artık kimseler avutamaz beni. Benimle çok mutlu olduğuna inan veriyordu bana. Birlikte olmamızdan daha büyük bir mutluluk yoktu kendisi için. Yoksulluktan kurtulamazsak da güzel güzel anlaşıyorduk ya. O beni seviyor ben de çılgınca seviyordum onu. Evliliğimizin 8. ayında olduğumuzu anımsadık bugün. Ne olacak? Gül gibi geçinip gidiyorduk işte.'' Hazartesi, 28 Ekim Hava çok kötü bugün. Rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Postaneye gittik yemekten sonra. Tabi bize gelen bir şey yok. Ya Rabbi, bu durumda şimdi nasıl, neyle geçineceğimizi gerçekten bilemiyorum. Ancak bir günlük paramız var. Yarına yeterli paramız olmayacak. Bana öyle geliyor ki ev sahibelerimiz acayip, kuşkulu bir edayla bakmaya başlıyorlar bize anlayacaklar sürekli parasız olduğumuzu. Sonunda da bize güvenlerini yitirecekler. Öğleden sonra biraz stenografi yazdım. 6 sayfa tuttu. Daha ciddi olarak sarılmam gerekecekti stenografiye. Çünkü bunun benim için geçim kapısı olacağını sanıyorum. Bugün bana vasiyet edilecek serveti olursa Sonetka'ya değil de Paşa'ya bırakacağını, içinden öyle geçirdiğini söyledi. Öz kızından çok üvey oğluna karşı yükümlülük hissedecekti kendisini. Böylesi akıl almaz adaletsizliği hayal etmeye bile olanak yok. Fedya'ya nasıl olup da böyle konuşabildiğini sordum. Küçük bir servetim olsaydı, dedim Fedya'ya, paşaya bırakmazdım onu. Ya ne yapardım? Gizlice korurdum son etkacığım için. Öldüğümde yoksulluk içinde kalmasını, başkalarının ellerine bakmasını önleyecek hiç olmazsa en azından bir şeyleri olsun isterdim. Bu sözlerimden son derece incindi. Kendisini kötü bir baba gibi düşündüğüm sonucunu çıkardı. Ben de sonunda çocuğumun beni sevdiği halde babası olarak iyi hiçbir şey yapmamış olduğu gerekçesiyle kendisini hiç sevmeyeceğine inandırdım. Nasıl da kızdı. Durur mu? Böyle hakaret eden annelere sövüp saymaya başladı. Benim nasıl hakaret edecek bir anne olduğumu henüz bilmediği yanıtını verdim. Niye olmasındı? Çok mükemmel bir anne olabilirdim. O halde öyle önceden bağırıp çağırmamak gerekmez miydi? Ama koşullar ne olursa olsun bu söylediğim gibi davranmak isteyecektim. Ne gülün şey. Daha ortada ne sonatkamız var ne de bir servetimiz. Böyle olmakla birlikte işe bakın. Sonatka yüzünden tartışıyoruz birbirimizle. Akşam kahveden geldiğinde bana garsonun kendisinden birisinin gelişini beklemesini istediğini büyük olasılıkla Ogaryov'du bu söyledi. Garsonun demesine göre o adam kendisine vermek üzere kitaplar getirmiş ama beklemeden gitmiş. Kitaplığa şimdi gitmeyi hiç canım istemediğinden kendisinin gidip bana okuyacak bir takım şeyler getirmesini istedim. Edinburgh hapishanesi ile Walter Scott, Yeşil Bayanları, George Sand getirdi. Bu okumadan sonra gece uyurken odanın yemyeşil ışıklar içinde olduğunu sandım. İşte okuduklarım üzerindeki etkileri.'' Salı 29 Ekim. Hava pırıl pırıl. Bir de öylesine kışkırtıyor ki insanı çıkıp gezmeye, dolaşmaya. Böyle bir günde, böyle bir havada içeride durulur mu? Dışarı fırladım hemen, yürüdüm bir süre. Saat 17'den sonra gitmek mümkün olduğundan uğramadım postaneye. Fedya her zamanki gibi bütün sabah durmadan yazdı. Ben de çamaşır yıkadım galiba.'' Bugün benim için en sıkıntılı bir gün oldu. Yarın neyle geçineceğimizi bilemiyordum çünkü. Korkuyla düşünüyordum yarını. Bir kez daha o oh, habis rehineciye gitmem gerekecekti. Dört buçuk frangı harcamayıp bir kenara koyduğum için Fedya'ya küçük boyun atkımı rehine verdiğimi söylemeyi tasarladım. Hiç olmazsa öğle yemeğimizi yiyebilirdik. Günün geri kalanı korkunç sıkıntılarla geçti. Yemekten sonra postaneye yöneldik yürürken artık kimseden bir şey gelmeyeceğini tahmin ediyorduk etmesine ya yine de canımızı sıkacak bir mektup da gelmiş olabilirdi diye düşünüyorduk. İşe bakın siz. Gerçekten düşündüğümüz gibi çıktı. Bir mektup aldım. Bu hoş bir şey olsa bile pulu yapıştırılmamış bir mektuptu. Parasız halimiz göz önüne getirilirse pulsuz bir mektubun gelişi sevimsiz bir şeydi elbette. Hemen mektubun kimden olduğunu öğrenmek istedi. Mektubun Stoyonina'dan geldiğini iyice görüyordum ya. Fedya'nın zarfın üstündeki yazıyı bir başkasının yazısına benzettiğini bildikçe bunu kendisine söylemeye hiç niyetim yoktu. Küplere bindi. Başladı bana bağırmaya. Mektubu yolda okuyayım diye uzaklaştım kendisinden. Bir kitapçının önünde durdu. Yanına varayım da mektubun Stoyonina'dan geldiğini söyleyeyim dedim. Bir bağırdı ki. Eh bu kadar olur. Canı cehenneme Stoyonina'nın diyordu. 90 santim verdik postanede pis pisine. Çok incindim. Kırıldım bu sözüne. Postaneye verdiğimiz paraya bu kadar üzülüyorsa kendisine geri vermek için gidip bir takım öteberilerini satacağım yanıtını verdim ben de. Fedya'nın küstahlığına, yüzsüzlüğüne sinirlendim gerçekten. Daha önce de gözlemledim, dikkat ettim. Benim yüzümden bana deyin bir para harcaması gerekirse bir öfkeleniyor, bir kızıyor ki. Örnek mi bir mektubun gönderilmesi ya da bana gelen bir mektubun pulu eksik çıkınca postaneye birazcık para vermesi gerektiği durumda. Ne yalan söyleyeyim. iki kez de oldu bu. Ama hepsi bu işte. Bu defa tutamadım kendimi. Belki biraz çok şey istemeye alışmış biriyim. Belki biraz savurganım. Tutumlu olayım diye az mı uğraşıyorum kendimle? Dedinip duruyorum. Bakın işte. Cesaret edebiliyor sövmeye tanıdıklarma. Hepsinin de canları cehennemeymiş. Nedeni mi? Oo, çok basit. Cebinden 90 santim çıkarıp ödemek zorunda kaldı ya. Ben de öfkelendim iyice. Yolda ayrıldık. Kahveyle mum aramaya gittim. Biraz sonra yanıma gelip kucakladı. Kollarının arasına aldı beni. Ulu orta konuşmalarından ötürü kızmamamı istedi. O sözler kızgınlık anlarında çıkmış ağzından. Para değildi söz konusu olan ki mektubun kimden olduğunu öğrenmek istemişti daha çok. Ben de bunu hemen söylemekte geç kalmışmış mıydım? Bana kalırsa başlıca nedeni şuydu kızmasını. Mektubun kalbindeki kadından gelmiş olmasından korkmuş. Bunun için de mektubun kimden geldiğini hemen söylemediğimi görünce küplere binmişti. Fedya yaşlı bir pinti göründü bana. Yeniden barıştık. Eve döndüğünde Ogaryov'un verdiği dört çitlik Geçmiş ve Düşünceler adlı kitap vardı koltuğunda. Mespirov adında biriyle tanışmıştı geçenlerde. Sokakta iki kez görmüşlüğüm olsa bile yüzünün ifadesi hiç hoşuma gitmediğinden bayağı tiksinmiştim bu adamdan. Fedya da nereden tanışır böyle adamlarla? Çıkıp biraz dolaştıktan sonra eve döndük, bir kitap alıp okumaya başladım. Çarşamba, 30 Ekim. Bugün mutlaka şu eskicilere bulmaya gitmem. Dantela başörtümü rehine koymam gerektiğini düşünerek çok sıkıntılı, çok üzüntülü bir halde kalktım yataktan. Ya Rabbi, öylesine tiksinti veriyor ki bana bu iş. Yine 40 frank için bu habislere yalvar yakar olmaktansa üç gün kuru ekmekle geçinmeye razıydım. Hem belki bu parayı bile vermeyeceklerdi bana. Götürdüğüm şeye bakıp hiç anlamayız bundan diyerek daha önceki götürüşümde böyle bin dereden su getirerek sonunda bir yirmi frank sıkıştırmamışlar mıydı elime? Bohçayı koltuğumun altına alarak gitmenin bana nedenli ağır, nedenli zor geldiğini ancak Tanrı bilir. Öğleden önce gitmemeye karar verdim. Ama önce daha öğle olmadan Yonovski'den mektup ya da para gelmiş mi bir bakayım diye postaneye varmak istedim. Yol boyunca gözyaşlarımı zor tutarak eskiciye öteberi rehin etmemem, bu habislerin önünde küçülmemem için dua edip durdum. Bu durumda yanlarına gidince korkunç bir yoksulluk içinde olduğumu düşüneceklerdi elbette. Hemen satı verirlerdi rehindeki entarimi. Sürekli Tanrı'nın yardımını diledim yolda. Postanede görevli bir paketimiz olduğunu ancak bunu bizzat kocamın gelip alması gerektiğini söyledi. Uçuyordum sevinçten bir paket geldiğini Fedya'ya haber vereyim diye koşarak geldim adeta eve. Gerçek mi söylediğin dedi. Öyle tuhafsın ki. Çay içiyordu Fedya. Çayını bitirmekte acele etti. Olabildiği denli çabuk gelen paketin ne olduğunu, kimden geldiğini öğrenmeye postaneye gitti. Zaten para bozdurmaya bir banka şubesine de uğraması gerekiyordu. Saat 3'e kadar hepsi kapalı oluyordu çünkü. Fedya gidince bir düşünceyi aldı beni. Korkarım bir taahhütlü mektuptu gelen. Bize para yollamayacaklarını yazıyorlardı belki. Zihnim alt üst oldu işte. Böyleyse çok korkunç bir şey olacaktı bu. Özellikle bizim durumumuzda birisi için. Tabii gidip başörtümü rehine koymaktan başka çaremiz kalmıyordu. Çok acıklıydı, umutsuzdu gerçekten halimiz. Çabucak dönüvermişti. Mektup Yanovski'dendi yüce gönüllüğüne bakın ki Fedyan isteği 50 ya da 60 ruble ile yetinmemiş tam 100 ruble yollamıştı bize. Hiçbir dayanamızın kalmadığı bir anda yardım elini uzatan, bizi gerçekten mutlak bir kara basandan, hele de özellikle beni para istemek gibi tatsız bir işten kurtaran bu adama duyduğum minneti nasıl dile getireceğimi bilemiyorum doğrusu. İki hafta kalacağı Kuarsk'a gitmeye hazırlanırken mektubumuzu aldığını yazıyordu. Yonovski. Ya Rabbi çok şükürler olsun mektubumuz daha kendisi yola çıkmadan eline ulaşmış. Fedya rubleleri bozdurmamıştı. Giyineyim de birlikte çıkalım diye acele ettiriyordu. Her zaman para bozdurduğumuz paravine uğradık. Rublelerimiz karşılığında 336 frank vereceğini umuyorduk. Tuttuğu 334 frank verdi ya. Kur demek ki biraz düşmüştü. Bir ayakkabı onarımcısının önünden geçerken... Fedya çizmelerinin artık giyilmeyecek hale geldiğini anımsadı birden. O zaman yeni bir çizme almaya karar verdik. İşte vardı sonuç. Böyle bir durum ortaya çıkıverdiğine göre almamız gerekiyordu şimdi. Hemen yoksa uçup gidecekti elimizdeki bu olanak. O zaman da ne paramız olacaktı ne de giysimiz. Her zaman böyle düşünceli hareket etseydi, önemli olsaydı benim de güzel güzel giysilerim kendisinin de bir saatimiz olmaz mıydı?'' 300 frankımız olduğu halde kendimizi yoksul, metaliksiz saydığımız anlar vardır. Ama bir de paramız olmadı mı, ah bir 10 frankımız olsa diye dövünüp duruyoruz. Sanki 10 frankımız olsa sevincimizden uçacağımızı, bir hazine bulmuşuz gibi har vurup harman savuracağımızı sanıyoruz. Girdik bir ayakkabı mağazasına. Fedya seçti çizmeyi. Bir kadın duruyordu tezgahta. Tezgahlarında kadın çalışan mağazalardan hiç hoşlanmıyorum. Özellikle ayakkabı mağazalarında bu iş yakışık olmuyor kadınlara. Seçtiği çizmeler uygundu gerçekten ya. Biraz dar geliyor ayağıma dedi. İstediği gibi olabilmesi için çizmenin ufak bir iki yerini düzeltebileceklerini söyledi tezgahtar. Ayakkabının fiyatı 24 franktı. Fedya belki yarına kadar ölebilirim diyerekten 2 frank bıraktı masaya. Çünkü böyle bir olasılığın gerçekleşmesinde hiçbir şeye yaramayacaktı çizme. Ertesi günü düzeltmiş biçimde hazır olacağını söylediler. O da kendisinin gelip alacağını belirtti. Bir de bana kışlık bir şapka almamız gerektiğini vurguladı. Doğrusu şimdiki şapkamı zaten giyemiyordum. Bunun üzerine bir şapka beğenmek amacıyla mağazaları dolaşalım dedik. Boydan boya gezdik mağazalarla dolu Basse sokağını. Girip girip baktık ya uygun bir şapka göremedik. Böylece bir şal aldıktan sonra kentte biraz daha dolaşıp gerçekten çok yorgun bir halde eve döndük. Ev sahibelerimizi çağırarak hesabımızı çıkarmalarını istedik. Aşağı yukarı 60 frank tuttu borcumuz. Buna içlerinden daha az yaşlı olanın gördüğü bir takım hizmetler için 5 frankı da ekleyerek verdik hepsini. Çok şükür. Bilmiyorum ki ne olduğunu. Bugün son derece somurtkandı Fedya. Saxon Lesbains'e gitmeli mi, gitmemeli mi? Başka bir yerden para gelecek mi, gelmeyecek mi? Kendi kendine sorup duruyordu böyle soruları. Önceleri oraya gitmek istiyordu gerçekten. Bu yüzdendir ki çok düşünceli bir hali vardı. Ama iyice serin kanlılıkla düşününce şu sonuca vardık. Hemen giderse ya bir de oyunda yitirirse işte o zaman geçinmek için kesinlikle hiçbir şeyimiz kalmayacaktı elimizde. Şimdiki halde ise ne de olsa az buçuk bir şeyler vardı elimizde. Kalmaya, gitmemeye karar verince geçti o koyu bunalımı. Bir parça yerine geldi neşesi. Her şeyden önce şuna inandım ki onun bu üzüntülü hali benim için birkaç kuruş harcamış olmasındandı. Bu noktayı vurgulayınca da bu şalı olarak küçük de olsa bana bir armağan sunduğu için nasıl bir sevinç duyduğunu benim bilmeyeceğimi söylemesin mi?'' Böyle işlerde ne ustadır o. Biraz dinlenip yemeğe çıktık. Oradan kahveye gitti yeniden. Ben de eve döndüm. Küçük bir çocuk olup çıkmayayım mı? Uzun uzun şalıma bakıp durdum. Yalnızca bakma mı? O kadar kalabilseydim keşke. Nerede? Birçok kez de omzuma attım şalı. Bir öyle, bir böyle. Nasıl? Gidiyor mu diye sınadım. Çok erken döndü kahveden. Birlikte küçük bir gezinti yaptık. Mutlaka Yeni eldivenler almam gerektiğini yineledi. Elimdeki eskimişti iyice. Bir mağazada uzun süre kullanabileceğim, biraz koyu renkte bir eldiven seçtim ya. Böylese eldiveni sağ beğeninden iyice yoksun kadınların takacağını vurgulayarak kınadı beni, eleştirdi. Ah, Ulu Tanrı'm. İstediğim şeyleri giyebilme olanağım olaydı, ben de bilirdim. Sağ beğeniyle eldiven seçmesini şimdi onu mu düşünüyorum ki? En dayanıklısı hangisi içlerinde? ona bakıyorum ben. Ama bu eldivenleri yenilemek için 3 ay beklemek gerekince insan ister istemez bir yana koyuyor sağ beğeni. Şöyle ya da böyle dayanıklısını daha koyu renkli bir şey yeğiliyor. Mağazanın içinde artık benim yüzümden canı sıkılmasın, kızmasın diye rica ettim. Buyurun şimdi. Suratı bir karış. Benim haksız olduğumu, bunu bildiği halde yine de bana bağırmadığını söyleyerek somurttu durdu yol boyunca. Iki buçuk frank verdik eldivenlere. Bakalım dayanıklılığını zaman gösterecek. Epeyce küs kaldı benimle. Sakin olmasını söyledim. Öfke beni sarsmasın mı? Üzülüyordum gerçekten. Ama birkaç kez benden özür dilemek zorunda kaldı. Fanila satılan bir mağazadan bir bluza ne kadar kumaş gerektiğini sorduğumda kısa kollusu için bir arşınlık kumaşın yeteceğini söylediler. Ben de bir arşın aldım kumaştan. Çay için bir şeyler almak, zenginliğimizi kutlamak istiyordu. Bir şekerci dükkanından içine bir çeşit gül suyu katılan kremalı küçük bir pasta aldık bir franka. Yatışmıştı öfkesi. Barış içinde geçirdik geceyi. Pastadan ev sahiplerimize de sunduk bir parça. Ev sahiplerimiz teşekkür etmeye geldiler yanımıza. Bize kahve aldıklarını söylediler. Kahveyi şimdi bizzat kendileri yapacaklardı. Güzel de aldıkları kahve bir frank tutuyordu. Bu kahve dediler ev sahiplerimiz bir mağazada satılıyor yalnızca. Sahibi Louisiana'da oturan bir İsviçreli buraya oradan yolluyor kahveleri. İsviçre adını anmadan tek sözcük çıkmıyor ağızlarından. Neymiş? İsviçreleriymiş hep. Belli. Onlara göre bu aptal ulustan daha iyisi yok yeryüzünde. İçlerinde en genç olanı, İngiltere'de böyle bir tek şekerci dükkanı bulunduğunu, bunun sahibinin de İsviçreli olduğunu söylemesin mi? Eğlenceli de oluyordu bu hanımı dinlemek. Ne dar görüşlü bir yurtseverlik. Ev sahiplerimizden biri fanila almak istediğimi öğrenince çok bir ücret istemeyen dostu bir hanım terzi olduğunu, herkesin bu hanım terzinin dikişinin güzel bulduğunu söyledi. Artık ona verebilirdik diktirmeye ama öyle bir şey yapmaya hiç de gönlüm razı değil.'' Önce bir arşın değil de iki arşın kumaş işleyecek bu terzi hanım. Ne için olsun bir kuruş dikiş parası vermeden kendim de dikebilirim fanilyayı. Fedya iyi dikmeyeceğimden kuşkulanıyor ya. Göstereceğim ona ne güzel fanila diktiğimi. İyi geceler diledik birbirimize. Büyük dostlar gibiydik Fedya'yla. Zaman zaman yanlışlarım için beni uyarmak zorunda kalsa da çok nazik olduğumu söyledi bana.